Evet. Arkadaşlar ben nasıl mutlu oluyorum biliyor musunuz? Arabamıza bugün güvenlik kamerası taktım, dashcam taktım hmm. yani. Biraz sürdüm, bir de o kabloyu çok güzel gizledim böyle görünmüyor falan kablo. Oğlum çok mutluyum lan diyorum ki, cık. bakıyorum şöyle kablo nerede? Ahmet kablo orada mı? Kablo yok ulan. Ne güzel sıkıştırdın oralara bakıyorum şöyle <laughs> lan, anla ne stikiyim usta ya? <laughs> böyle salak bir adam yani benim mutluluklarım böyle yani anladın mı? Basit mutluluklar. Böyle salak salak. <laughs> Babamla telefonda konuştuk bugün. Tamam mı? Onun da mutlulukları çok basit. Ondan sonra oturduk. Şeyi konuştuk işte dedim ben bu Audi A3'ü dedim satacağım dedim. BMX alacağım dedim. Kaç para dedi? Dedim şu kadar. Dedik sen gerizekalı mısın dedi. Dedim ayıp oluyor baba. <laughs> bak cumhur. Ah, ah, cumhur o dedi lan cumhur dedim amcam. cucu <laughs> <Bana> amcık <ben. gülüyor> dedim baba yani kaç para yapıyor o dedim işte hesapladı kaç yapıyor bir dakika 180-190 bin dolar falan yapıyor tamam mı ee? sen dedi bir arabaya 180-190 bin verecek kadar mal mısın dedi durdum değilim ya dedim Doğru diyorsun. E niye veriyorsun dedi? Dedim bu doğru. <laughs> şu kardeşim mutlu olmasın mı ya demedim mi? Dedim ki ya şu kardeşim mutlu olmasın mı dedim. Allah ne olacak Allah. dedi araba sürerek mutlu mu olur oğlum dedi? Yani dedim Bu adam haklı ya. Yapacak bir şey. Yok dedim ya. Yani bu bu şekilde gerçekleşti olay arkadaşlar. E, vazgeçtim. Tam bir boomer rıyalı ya. Evet dondurmacı sen nereden biliyorsun Don bunu? Evet evet evet. Abi Antalyalılar bilir o. On... <laughs> ya çok evet, kötü ya. Şey size... Ya çok kötü ya. Anne. <laughs> Annemi bloklayabilir miyim? <laughs> Anneye yani öyle denmez var, lan. Ya, bir saniye. Anneyle bloklayamazsın. Anneciğim çok eğlenceli bir videoymuş. Çok eğlendim. Teşekkür ederim. Tatlı günler dilerim. Ya işte hayırlı evlat. kralamık. amık. Of. Şu anda 3 noktaya basıyor. <laughs> Bazen WhatsApp'ta. Whatsapp midir peki? Neyse ne mesajlaşırken arada annemi görüyorum. Annem typing yazıyor abi. Evet. Annem evet. yazıyor. O sırada. Annem typing yazıyor böyle. Açıyorum ekranı. Böyle bakıyorum annem ne de yazacak diye. Gelmiyor. Sonra kapatıp unutuyorum. Böyle 25 dakika sonra böyle bir şey geliyor. Ama neler yaşanmış o konuşmada. Böyle tek başına bir monolog. İşte ben annen olarak. Sebebi de ne biliyor musunuz? Bir gün önce aramışım. Ablamla babamla konuşmuşum. Annemle konuşmamışım. Sebebi de bu. Ee, haklı değil. Annem anladım. öbür evdeymiş. Yakışmadı. Neden yakışmadı. annemi de aramamışım? Ama nasıl var ya böyle? Anladın mı? Divanı lugatu Türk yani böyle yazmış yani. İşte ben böyle yaptım sizin için şöyle işte zaten baban böyle ablan şöyle abi yazıyor yazıyor ve okuyorum okuyorum anlayamıyorum. Oradan Bora Emir'e girmiş. İşte yakında zaten torunum çok... Ne alaka, ne alaka. Ne anlamıyorum. Böyle <laughs> en sonunda annen yok senin diye bitirmiş. Ya oh, no, ne oldu? <laughs> çok olmuş lan. Beklenmedik. Unexpected evlatlıktan atılmamak. Çok tatlı bir şey sun. <laughs> 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 ya daha önceden hiç yemedin mi böyle anne reyci ya? Ben hep yiyorum işte o yüzden alıştım. mı <laughs> <laughs> kalsam. Hayır o alıştım. Kaç yaşında <laughs> <çok gülüyor> adam Bak, 70 yaşına geldi hala annesinde nasıl? <laughs> hala ama nasıl biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Annem Antalya'ya gelmişti 3-4 günlüğüne. Burada bir arazi işi vardı köyünde onu hallettik falan filan. Annem dedi ki belim ağrıyor. Hemen aldım ben annemi hastaneye götürdüm. Hemen ayarladım. Aynı gün MR, aynı gün ortopediste cerraha herkese gösterdim falan. SGK'sı da Türkiye'de geçmediği için hepsini de söyleme sayıp şey yaptım. Ondan sonra annem gitti. 3 gün 4 gün geçti. Annemden aradı beni annem şey dedi. Oğlum dedi. O MR'ı dedi yanlış çekmişler. Yanlış tarafı çekmişler dedi. Ama dedi sen raporu bir gönder. E bu yanlış tarafı çekmişler deyince ben de şey oldum. Dedim herhalde yani rapor göndersem ne olacak? Göndermesem ne olacak? Yani. Nedir dedim yani. Tamam. Ondan sonra hipodromda at izliyoruz. Hayatımda ilk kez gitmişim. Böyle eğlenceli bir ortam. Merakla izliyorum falan. Lebolarla gittik. Bizim eve yakın hipodrom. Annem aradı. Sen dedi 3 gündür dedi beni dedi. Niye aramıyorsun? Ne oldu ya? Hani Dedim ne no, no oldu ya dedim. Nerede dedi bu rapor ya dedim yanlış tarafı çekmiş demedim mi o yüzden hani acele etmedim falan. Sen dedi acılar içinde ne dedi ölüyorum ya dedim tamam da yani ne yapabilirim aramızda bin kilometre var anasını satayım yani arasam geçecek mi acıları anlamadım ki. Acı Anladım, varsa diyorsun, hastaneye sahiplir. gidersin. Hayır kardeşim. <laughs> Ondan sonra vardı çağırdı bana. Anne dedim arkadaşlarımla güzel vakit geçirmeye çalışıyorum. "Tabii sen bak eğlence ne?" dedi kapattı telefonu. Allah Allah. Sonra döndüm Levent'e dedim ki bak dedim şimdi dedim. Bir tane wall of text yes, gelecek. Gel. Bir wall of text gelecek dedim. <laughs> sen de vardın değil mi o gün? Vardım, vardım. Dedim değil mi hatırlıyorsun değil mi? Bak bir wall Hı, of dedim. text gelecek dedim. Abi 10 dakika sonra pız, telefon titredi bir açtım annem yine döşemiş böyle ama gidiyor böyle işte ben diyor anlatıyor böyle anlatıyor anlatıyor anlatıyor. En sonunda yine tamam oğlum annen yok senin rahat rahat eğlensen. <laughs> Haydi hadi de şimdi bir eğlen amına Haftada bir evlatlıktan atılıyorum. <laughs> hadi şimdi kalk da eğlen yani atlar mı koşuyormuş at mı izleyeceksin orada. <laughs> Ritüel oldu <İlcan. gülüyor> Cahire'nin bir günü akşam 6'da evlatlıktan atılma seansı. <laughs> Hayır senin geçtik seviyesi kaç diyorsunuz da. Aile grubu var bütün gün yazışıyoruz tamam mı? Benim için bu bir komünikasyon yani yazıştım mı ben o insanla komünikasyona girdim demek bir şeyler paylaşmışım yani tamam mı? İşte ablam Kıbrıs'taydı bir ay boyunca Kıbrıs'ta kaldı uzaktan çalıştı. En son dedi ki ben dönüyorum artık bir arasana bizi dedi. Dedim 5 dakika önce hep beraber yazışmadık mı? Ayıp ediyorsun dedi. Hiç aramadın. Ya hem annemle konuştum bugün hem babamla hem senle. Yani arayınca ne oluyor amına koyayım ya? Ne oluyor? Bunun için önemli bir şey herhalde. Tamam da ne oluyor bu <laughs> yani telefon çalınca ne oluyor kardeşim? Hayır bir de çok özlediysen sen ara ya. Allah Allah niye çekiniyorsun? insan çocuğunu arayabilir. Sen ara çok özlediysen kardeşim. Bu doğru. Ah. Yok illa ben arayacağım. Onlar büyük ya aramayacaklar. Bu konuda katılıyorum. İnanılmaz ya. Böyle işte. Hayat böyle. Hayat gerçekten yorucu. Hayır. <laughs> Bir de mesela bazen şey oluyor. ay dünyada meşgul olup olmadığını en kolay öğrenebileceğin insan ben değil miyim? Açarsın amın okuduğumun Twitch'i. Açarsın amın okuduğumun Twitch'i. Cahre'in yazarsın bakarsın herif yayında mı değil mi? Annem bazen hmm. şey yapıyor. Dün akşam aradım niye açmadın? Allah Allah acaba neden böyle bir şey olmuş olabilir ya? İnsan merak ediyor ya. Allah Allah ya. Acaba 9 saat yayın yaptığım için olabilir mi yani? Al kardeşim telefonu. <laughs> aç telefonu bak yani. Çünkü ya. Çünkü yayın çok iyi ya. Bunun psikolojik sıkıntılarını hissediyor musun? Arkadaşlar hissediyorum. Yani hayatımda çok fazla insan var. Hiçbirine yeterince zaman ayıramıyorum. Hiçbirisi benden memnun değil. Ne karım memnun, ne anam memnun, ne ablam memnun, ne babam memnun. Karımın ailesi de memnun değil. Büyük ihtimalle bir şey demiyorlar ama anladın mı? Yani hiç kimseye yetişemiyorum. O kimse beni Aha. sevmiyor abi. <laughs> ama Aha. yani bence efendim bir erkeğin maks ailesine Sağlaması gereken şey zor anda hazır olmasıdır. Bence de ben katılıyorum bunu. Dimdik durmasıdır diyebilir miyiz? Yani birinin başına bir şey gelse benim ailem olsun hanımın ailesi olsun amına korum yani anladın mı? Ben oradayım yani ışınlanırım ışınlanırım. Önemli olan da bu bence yani iyi günde herkes... Etsu bir tanesini biliyor şimdi tam açmayacağım konuyu ama... Ablamın başına bir şey oldu. Gece üçte atladım uçağa gittim. Zınk oradaydım. Eee, aynen öyle kardeşim. Anında yani. Hiç öyle kem küm tak tuha. bir Evden çıktım ilk uçağa bindim. Atladım geldim yani. Oradayım yani. Hıp <laughs> <laughs> diye biterim yani. Aa, ablam İngiltere'deydi. Yine böyle başına bir şey geldi. Tık ertesi gün oradaydım yani. Hiç acıma. İngiltere'de kardeşim şeyin önündeydi. Aa. Kraliyet ailesinin önünde. Bu arada Kingsway'deydi gerçekten. <laughs> Pardon Queensway'deydi. <laughs> Ben de yine abi. abi. Yapacaktık abi. Sen yoktun hatta. Levent abilerle falan gittik biz. Tabii tabii. Ben direkt zımp diye biterim yani orada. O muna diye oradayım yani. İngiltere'ye gitme bahanesi olur gibi. Bilmiyorum bence ben o, konuda çok hayırlı bir evlat, kardeş, koca, whatever neyse oyum yani. Vay be. Aha. Efendim. İşte annem kaza yaptığında gidemediğim için ağlamıştım. Gidemedim abi o gün. Anlamadım Ulkan abi. Ahmet abi'den memnun musun? Evet. Bak, daha varmış abi işte. İşte bu. Daha memnun. Abi asıl benden memnun mu? <gülüyor> memnunum. <gülüyor> taha'dan memnunum ya. Ya vallahi. Taha'yı <laughs> <mı? gülüyor> seviyor musun peki? Seviyorum Taha'yı seviyorum ya. Taha'yı ne ya kadar seviyorsun e mesela? E Bağrına ya. basar mısın? Evet. <laughs> Götten pompalarım <gülüyor> <gülüyor> Ne Olur <iş> <laughs> mu? Ne olsun istiyorsun kızım sen, ne istiyorsun? Ben buna bedelim abi, hiç sıkıntı yok. Ben bunu okey. Ya Yasemin, babası bağrına basmamış. Ahmet abi niye basıyor? aa. Babası basmamış derken benden mi bahsediyordun? Ölüme